Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizin ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın, bunu ben de çok istiyorum. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Bugün öğretmenler okulda, çocuklarsa evdeydi. Bu yılda 23 Nisan evde kutlandı. Bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19'da başlayacak. 26 Nisan Pazartesi günü saat 05'te sona erecek. Bizim oğlan baktım şeyde bayrak sallıyor bilgisayarın başında. Yazık ya. Oysa 23 Nisan kutlamaları eskiden neydi kardeşim? İstanbul Çamlıca Tepesi'nden geliyor görüntüler ekrana. Bu gördüğünüz bayrak direği 111 metrelik bir direk. İstanbul'un pek çok noktasından görülebilecek. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. Son dönemde kamuoyunun beklentilerinden biri olan bazı bakanlıkların ayrılması ve kabine değişikliğine ilişkin ilk adım geldi. Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik evet. Bakanlığı'na da Vedat Bilgin. MHP kökenli bir isim değil evet. mi Vedat Bilgin de? Evet. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildiğini görüyoruz. Çünkü Ruhsar Pekcan, kocası Hasan Pekcan'la kurduğu şirketi aracılığıyla kendi bakanlığına, başında bulunduğu bakanlığa el dezenfektanı satmış 9 milyon liralık. Yerine Mehmet Muş getirildi. Berat Albayrak'a çok yakın olmakla tanınıyor. Dün size mail attığımda aşağıda da görüleceği üzere sehven sadece isminizi yazmışım. Agabi. Bir önceki mesajda diyor size isminizle hitap ettim. Abi demeyi unuttum. Çok da özür dilerim. Öyle bir skandala imza atıldı ki muhalefet yeni bakan Derya Yanık'ın görevden alınmasını istedi. Ramazan'dan sonra koruma evinde kaldı. 5 arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız. Derya Yanık'ın 10 yaşındaki çocuğun sık sık ismini tekrarlayıp bakanlığına bağlı koruma evinde kaldığını söylemesi, kameraların önünde kimliğini deşifre etmesi de büyük tepki çekti. Avrupa'da bugün futbol tarihine damga vuracak bir gelişme yaşandı. Avrupa futbolu belki de tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya. Kıtanın önde gelen 12 kulübü bir süredir projesini yürüttükleri Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, İtalya'dan Inter, Milan, Juventus. Öte yandan UEFA ve FIFA ise kulüplere rest çekti. Kulüpler kendi liglerinde de dünyada da resmi maça çıkamayacak. Avrupa futbolu tarihinde daha önce hiç yaşamadığı bir krizle karşı karşıya. Son günlerde sizi ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak önerilen Süper Lig'den çekiliyoruz. Bir hata yaptık ve bunun için özür dileriz diyor Arsenal. Bu açıklamanın ardından İspanyol Atletico Madrid kulübü ve İtalyan takımı Inter'de oluşumdan ayrıldıklarını duyurdu. Böylece 12 takımdan oluşması hedeflenen Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan takımların sayısı 8'e çıktı. 12 dev kulübün kurduğu Avrupa Süper Ligi başlamadan bitmiş görünüyor. Oluşumun fikir babalarından Juventus Başkanı artık bu lig projesi devam edemez dedi. Şimdi bir de resmi pasaportla VIP insan kaçakçılığı var. Skandal skandal üstüne ya bitmiyor. En son Süleyman Soylu açıklama yaptı, gri pasaport vermeyi durdurduk diye. Abi kaç kişi gitti? Gri pasaport soruşturmasında 6 belediye daha mercek altına alındı. 15 yaşında çocuğu Alevi dedesi diye yollamışlar. Yani. 15 yaşında çocuğu ya. Ya pasaporta! Kabul. 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. 128 milyar lirada yani siz bu parayı alıp nerenize sakladınız değil mi sorunun cevabı? Siz bu parayı kimlere sattınız? Beni neden sattınız? Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından ben açıkçası bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum.
Şimdi geçelim başka bir soruya. Atlar nerede? Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özgürlüğe kavuşturduğu atlar vardı. Atların yüzü Hatay Dört Yol Belediyesi'ne gönderiliyor. Ancak 99 atın nerede olduğu bilinmiyor. Atlar nereye kaçtı, şimdi nerede? İddialardan biri de o atların kesilerek sucuk yapıldığıydı. Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Dört Yol Belediye Başkanı Partisi MHP'den istifa etti. Kayıp atlar siyasi kriz yarattı. Bir kripto para borsası, Türkiye'deki kripto para borsasına şu an erişilemiyor. Şirketin CEO'sunun yurt dışına geçtiğimiz günlerde gittiği yönde iddialar var. Şunu söyleyelim. Bu TOBEX isimli kripto para borsasının aktif kullanıcı sayısı 350 bin ile 400 bin arasında değişiyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Kripto para alım satım şirketinin genç sahibi 2 milyar dolar, evet yanlış duymadınız, tam 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle arabıyor. Gece yarısı Interpol'e bildirdik ve... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan TOBEX'in sahibi Fatih Faruk Özer'le çekilen fotoğrafına ilişkin de bir açıklama var. Tanımadığını belirten Bakan Soylu, bir yakınımız vasıtasıyla yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. TOBEX'in ardından bir başka Türk kripto borsası ve Bitcoin'de faaliyetlerini durdurdu. Banka hesapları dondurulan şirketin sahibi gözaltına alındı. Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden Washington 7 ülkeyle yeni bir mutabakat yaptı. F-35 savaş uçağı defteri Türkiye için resmen kapandı. Selçuk Bayraktar F-35 yerine milli muharip uçağı bağımsız olarak kullanabiliriz vurgusu yaptı. F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek diye bu soru uzun zamandır soruluyordu. Joe Biden görevi devraldıktan bu yana ilk telefon görüşmesi dün akşam gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın 1915 olayları için hangi ifadeyi kullanacağı şimdi merak konusu. Amerikan basınına göre Joe Biden 1915 olaylarını resmen soykırım olarak tanımaya hazırlanıyor. Ortaya çıktı ki aslında bu telefon konuşmasında Amerikan Başkanı Joe Biden Erdoğan'a demiş ki ya ben yarın 24 Nisan'da işte 1915 olaylarının yıldönümünde soykırım diyeceğim. Ona göre haberin olsun. Değerli izleyenler, beklenen açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden o beklenen açıklamayı yaptı ve 24 Nisan 1915 olayları için soykırım ifadesini kullandı. Bir kez daha altını çizelim. Fakat tabii uluslararası soykırım tanımı 1946'da yanılmıyorsam tanımlandığı için hani Türkiye'ye bunun bir maddi bir yükü olmayacak yani. Olan ne olacak? Ha, bu çok tabii sembolik. Tabii kısmi kapanmanın ikinci haftasındayız. Bu kapanmanın ardından vaka sayılarında tabii hem vaka sayılarında hem vefat sayılarında bir nebze de olsa düşüş bekleniyordu ama... Aslında uzun zaman sonra gelen müjdeli bir haber de diyebiliriz. 50 bin vakanın altını gördük. Baktığımızda 49.438 vaka sayısı karşımıza çıkıyor. Vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Son parti ile Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı. Mevcut mutasyonlar dışında yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir. Hindistan'da dil, yatak, yoğun bakımdakiler için oksijen bile kalmadı. Ülkede bugün koronavirüs 300 binden fazla kişiye bulaştı. 3 binin üzerinde de can aldı. Ocak ayı genelinde binin üzerinde seyreden can kaybı dün 35 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı ise 60 binlerden 2200'e geriledi. Nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı İsrail'de açık havada maske takma zorunluluğu kalktı. Trump'ı özlediniz mi? Özlediyseniz şimdi kavuşacaksınız Trump'a. Çünkü görevi bıraktıktan sonra ilk kez bir röportaj verdi. Ve o röportajda diyor ki Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'ni
yok edecek. Usually when a former president gives his first interview after leaving the White House, they wait longer than 3 months and they have something new to say. In Donald Trump's case, unfortunately, it was neither. I've rebuilt the military. Nobody was tougher on Russia, the China virus or whatever you want to call it. And you're going to see a lot of big things. Russia. 5.5 years of investigations and hoaxes. You get impeached for doing nothing wrong. Very unfair. Then you get a second impeachment for doing nothing wrong. I could write a great book. And how seriously are you considering running again in 2024? Ve 2024'teki seçimler için de yeşil ışık yaktı. Havlu atmış gözükmüyor Trump.